Türkiye düşünün değerli milletvekilleri. Ekonomi çöküyor. Ülkenin her yerinde bombalar patlıyor. Dağ gibi yiğitlerimiz şehit oluyor. Hemen hemen her kurumda yolsuzluk, rüşvet almış başını gidiyor. Ülkenin her yerinde halk tedirgin. Bazı kentleri hiç koruyamamışız. Vilayetleri olduğu gibi taşımışız. Gençlik umutsuz. İnsanlarımız işsiz. Kadınlarımız, çocuklarımız sapıklardan korunamıyor. Ve hükümetimiz sürekli kandırılıyor. Yine bir heves peşindesiniz. Tekrar uyaralım. Birileri sizi kandırıyor olabilir. Evde birileri huzursuzluk çıkarıyor diye, karı koca kavgası var diye evin yıkıldığı nereden görülmüş? Meclise, parlamenter sisteme sahip çıkacağız. Sahip çıkmalıyız. Siz de sahip çıkmalısınız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hükümet kimdir? Hükümet nedir? Yeşile, doğaya sahip çıkan mıdır? Talan eden midir? Yeşil yol projeleriyle yaylalarımızı yok eden midir? Milletin faydasını düşünen midir? Yoksa çocukları cemaat yurtlarında tecavüze, yanarak ölüme mahkum eden midir? Kimdir? Nedir hükümet? Aynı gün 6 milyon liraya Aladağ'da müftülük binası açtınız. Çocuklara yurt binası açmadınız. İki cihanda iki elimiz yakanızdadır bilesiniz. Bu bütçeleri niye yapıyorsunuz? Kim için yapıyorsunuz? Bu hükümet niye var? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biz çocuk tecavüzlerini konuşuyoruz, ölen çocukları konuşuyoruz, yanan çocukları konuşuyoruz. Çocuklarla ilgili bilimi, sanatı konuşabiliyor muyuz? 23 milyon çocuk var ülkemizde. 2 metrekare oyun oynayacakları yer yok çocuklarımızın. Piyasa değerinin işgali altında, insani ilişkilerinden ve vicdanından koparılmış bir anlayışa karşı mahallelerimiz, anılarımız, yaşam alanlarımız, elimizden alınmaya çalışılan tüm kamusal alanlarımız için, Haydarpaşa için, Haliç için, Gezi Parkı için, Yunanistan işgalindeki 18 adamız için, kültürel değerlerimiz için, ormanlarımız, su havzalarımız, tarım arazilerimiz ve bostanlarımız için, 3 ağaç için, yok edilmeye çalışılan mahallelerimiz için, konut hakkı, komşuluk hakkı için, yaşam hakkı için, her inançtan, her ideolojiden, her siyasi görüşten insanlarımızı bu anlayışın karşısında olmaya davet ediyoruz. Tüketim ve tüketicilik değerlerini önceleyen kocaman bir alışveriş merkezine dönüştürülmüş bir ekonomi anlayışıyla hazırlanan bu bütçeye elbette hayır diyoruz. Hangisini sayayım? Katlettiğiniz doğamız, tarihimiz ve kültürünüz ortada. Ecdat yadigarı söylemiyle otorite ve rant sevdası için tarih ve kültür düşmanlığı tam da böyle yapılıyor. Yarın sorarlar adama. Şairin de dediği gibi, insan olan vatanını satar mı? Suyun içip ekmeğini yediniz. Dünyada vatandan aziz şey var mı? Beyler, bu vatana nasıl kıydınız? Günü gelir çah düzüne çevrilir. Günü gelir hesabınız görülür. Günü gelir sualiniz sorulur. Beyler, bu vatana nasıl kıydınız? Biz yaşanabilir bir Türkiye mümkün diyoruz. Bu yaşamı var etmek için hayatımızı ortaya koyuyoruz. Sizi de davet ediyoruz. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım.